Ben daha farklı bir konuya geçmek istiyorum. Çok güzel anlattınız. İkinize Allah razı olsun. Şimdi uzun zamandır biliyorsunuz biz hep bazı Müslüman camiasına yönelik özellikle yapılan bölücülük faaliyetleri için bir takım batıdaki kirli odaklar, gizli odaklar diye bahsettiğimiz bir ekip var. Şimdi bunlar fikirlerini nereden alıyor? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Hocamız burada daha evvel bahsetmişti. Bir Armageddon planı diye bir plan var. Bu nasıl bir plan? Şimdi gerçekten Hristiyan inancında özellikle evangeliklerin inandığı bir Armagedon savaşı bekleniyor. Bu Hazreti İsa'nın çıkış alameti olarak bekleniyor. Fakat onların farkına varamadıkları şey bu savaşın zaten olup bitmiş bir savaş olması. Irak Savaşı bütün niteliklerine, İncil'de tarif edilen bütün niteliklerine uygun olarak meydana getirdi. İşte Amerika, İngiltere, Polonya ve daha pek çok ülkenin, pek çok devletin dahil olduğu bir savaştı ki İncil'de de bu şekilde geçer. Çok fazla devletin bir araya gelip Orta Doğu'da bir ülkede, hatta İncil'de ifade edilir Babil. Biliyorsunuz Babil, Bağdat'ta bir yerdir, Bağdat'ta bir bölgedir. Babil'de gerçekleşecek bir savaş tarif edilir. Bu savaş bütün tanımlarıyla, İncil'deki bütün tanımlarıyla gerçekleşmiş olmuştur ve Irak Savaşı'dır. Fakat bunun farkında olmayan bir kısım evanjeliklere, bir kısım odaklar aslında dinsiz olan ama evanjelik inancını bu şekilde kullanmaya kalkan bir kısım odaklar, bu savaşın daha ileride olacak bir savaş olduğunu insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Özellikle Hristiyan camiasına bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Ve diyorlar ki bu bir doğum sancısıdır. Yani Hazreti İsa'nın gelişinden önce, çıkışından önce olması gereken bir doğum sancısıdır. Tamam, çok feci bir savaştır fakat olması gerekir. Bir müjdeli haberi getirecektir diyorlar. Bitmiş bir şeyi, olmuş bitmiş bir şeyi gelecekte olmuş olacakmış gibi bahsediyorlar. Şimdi gelecekte bekledikleri için de bir takım planların buna uygun olarak ilerlemesi gerekiyor onların bakış açısına göre. Çünkü onların genel olarak hedef aldığı bölge Orta Doğu. Bu Orta Doğu haritasında neresi var? Gerçekten Irak var, işte çeşitli ülkeler var fakat Türkiye'de var. Şimdi Türkiye'nin de o bölgede o savaşın içine dahil olabilmesi için birincisi çok önemlidir, güçsüzleşmesi gerekiyor. Çünkü güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye ve özellikle şu sıralar Türkiye'nin güçlenmesini de hesaba katarak böylesine güçlenen bir ülke, böylesine güçlenen, stratejik anlamda güçlenen bir Türkiye'nin ve ara buluculuk anlamında ve dini anlamda yükselen bir ülkenin burada tehdit olacağını düşünüyorlar. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için de en önemli yöntemlerden bir tanesi, biliyorsunuz uzun zamandır da burada bahsediyoruz, bölebilmek. Yani bölerek o gücü parçalara ayırabilmek, böylelikle güçsüzleştirebilmek, böylelikle Allah vermesin Güneydoğu'da belki bir komünist ortam oluşturabilmek. Biliyorsunuz Batı ülkelerinde genel olarak tehdit olarak algıladığı iki önemli şey vardır. Bir tanesi komünizmdir, bir tanesi radikalizmdir. Orada komünist tehdit var dendiğinde de hemen oraya gelip savaş için mazeret bulabilmek. Evet. Bu öylelikle böyle büyük bir savaş, Birleşmiş Milletler'in de belki orada dahil olmasıyla, pek çok ülkenin dolayısıyla dahil olmasıyla meydana gelecek büyük bir savaş bekliyorlar. Evet. Ve bu öyle bir savaş ki bütün Müslümanların katledileceği, Musevilerden de sadece 144 Hristiyanlığa geçen 144 bin Musevinin geride kalıp diğerlerinin bütün hepsinin katledileceği, hatta İsrail'e Musevilerin çağrılması Hristiyanlar tarafından da bu şekilde genel olarak resmedilir, yani bu şekildedir. Böyle bir plan var. Bu uzak bir plan değil. Bu hatta son zamanlarda ahir zaman olduğuna inandıkları için bu dönemin onlarda şu dönemlerde yaşanmasını bekledikleri bir savaş. Dolayısıyla Müslüman camiasında radikal unsurların, bölücü unsurların, Müslüman ülkeleri güçsüzleştirmeye çalışan her türlü unsurun, biliyorsunuz hocamız birkaç gündür bahsediyor, Boston olaylarında bile hemen Müslümanlara olayı yüklemeye çalışıyorlar. Bu tip olaylarda hep Müslümanlara suçu atmanın, hep ardında çok gizli bir derin devlet yapılanmasının olduğunu görüyoruz. Bunun altyapısını hep buradaki bu kirli plan oluşturuyor. Halbuki dediğim gibi bu gerçekleşip bitmiş bir plan ve Allah'ın adaletin adetullahında bir değişiklik olmaz. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa indiğinde zaten barış ortamı olacak. Sonsuz adalet ortamı olacak. Bu peygamberimizin vaadidir ve kesinlikle bunun dışında da bir şey gerçekleşmeyecek. Fakat bunun farkında değiller. Bunu en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi Hristiyan camiasına bunu gösterebilmek inşallah. İnşallah.